Yatırım amaçlı alınan arsaya zekat düşer mi? Aslında arsa meselesine sözümüzün başında temas etmiş olduk. Dedik ya ticari mal. Hmm. Ticari mal bizatihi alsat yapılan maldır. Arsacılık yani arsa alıp satıyor. Yani bir insan arsa ticareti yapıyor ise, emlak ticareti yapıyor ise elbette bu adam zekatını vermesi gerekir. Yani bu adam için arsalar bir bakkalın reyonundaki ürünler gibidir. Veya bir galericinin galeri dükkanındaki otomobiller gibidir, araçlar gibidir. Bizatihi onun ticaretini yapıyorsa. Ama bu insan alsat yapmıyor. Sadece kenarında atıl duran bir parası var. O para zayi olmasın veyahut da işte çalınmasın gibi bir yatırım mahiyetinde bir yerden bir mülk alayım dursun. Yarın öbür gün lazım olursa kullanırım. Değerlenir veya değerlenmez. Allahu alem. Evet. Bu kabilden bir alım ise bu ticari bir mal değildir. Yani ondan belki çok büyük para kazanabilirsiniz ileriye dönük veya zarar da edebilirsiniz. Ama dedik ya bir malın ticari mal olması üzerinden para kazanmakla alakalı değildir. Bizatihi üzerinde alsat yapmakla alakalı olan bir işlemdir. Dolayısıyla yatırım gayesiyle ki ifade genel itibariyle böyle kullanılıyor. Yatırım niyetiyle kişi alıp da üzerine karını koyup da hemen satışa arz etmeyeceği bir mülk alıyorsa... bir bedel veriyorsa bu mülkler zekata tabi olan mülkler değildir. Ancak zekat alma noktasında bu mülkler tabii ki itibar alınacaktır. Yani bir insan nisap miktarı mala asli ihtiyaçlarının haricinde asli ihtiyaçlarını çıkardıktan sonra nisap miktarı bir mala sahip ise bu insan kurban kesmekte de mükelleftir. Zekat da alamaz. Zekat verebilmesi için artı iki şart daha aranacaktır. Nedir artı iki şart daha? Yani asli ihtiyacının haricinde nisaba sahip olduktan sonra artı iki şartta bir bu birikiminin ticari mal olması veya altın gümüş para olması bu birinci şart. İkincisi de üzerinden bir yıl geçmesi. Ama yine üzerine basarak ifade etmek istiyorum ki üzerinden bir yıl geçecek olan rakamın tamamının üzerinden değil. Belki minimum yani asgari tutar diye tabir ettiğimiz o barajın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Evet. Barajın üzerindeki aşan rakamların üzerinden bir yıl geçmesi şart değildir. Evet. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Şunu da belirtelim hocam. Hani ticari mallar mesela bakkalın rafındaki işte ürünleri ya da işte araba alsat yapan birinin işte arabaları, arsa satanın arsaları. Bunların zekatını hesaplarken hani zekat mevzusunu açtığımız için tekrar parantez içinde soruyorum. Nasıl hesaplayacak? Yani almış olduğu bir bisküvinin satış fiyatından mı, alış fiyatından mı? Evet. Araba veya arsanın da aynı şekilde hocam. Şimdi önce şunu söyleyelim. Kişi bizatihi zekat namıyla o ürünün kendisini veriyorsa bunun bir önemi yoktur. Yani nasıl? Şöyle bir örneklendirelim. Bir adam dükkanı var, işte bakkaliyesi vardır, unu vardır, şekeri vardır, pirinci vardır, ticari malı. Bunların zekatını verecektir. İşte ununun içinden %2,5'unu, pirincin içinden %2,5'unu, şekerin içinden %2,5'unu çıkartıp da paketleyip veriyorsa bunda zaten bir önem olmayacak. Onun değeri neyse o değerden vermiş oldu. Mesela 40 tane şey var diyelim ki 40 çuval unu var. Bir çuvalını tuttu zekat olarak verdi. Veriyor. Ticari bir unu vardı. Evet, ticari bir unu. Onun var. Bir çuvalını fakirlere verdi. Bu adam zekatını vermiştir. Onun maliyetiymiş, satışıymış bunun bir önemi yok. Evet. Ama bu adam 40 çuval unu olduğu halde bir çuvalını vermeyip de bir çuvalının bedelini vermek istiyorsa işte asıl sizin sorunuz tam bu noktada devreye girecektir. Bu çuvalı satın aldığı fiyata göre hesap ederek mi zekatını verecek yoksa satmayı düşünmüş olduğu rakam üzerinde mi zekatını verecek? Aslında bakılacak olursa ne aldığı rakam ne de satmayı düşündüğü rakam. Peki hangi rakam üzerine? Reel değer, piyasa değeri. Bu da neye göre hesap edilecektir? Bu insan böyle bir ürünü, böyle bir malı şu an itibarıyla yani zekatını vereceği an itibarıyla elde etmek istese kaç paraya elde edebilir? Kaç para bedel ile bu mala sahip olabilir? O işte o malın reel değeridir. Tabii bu hatta kitaplarımızda Mecmul Enhur'da Şeyhizade ifade ediyor. Eğer bu kişi parakendici ise ona göre hesap edilecek. Eğer toptancıysa toptancıya göre hesap edecek. Bakın bunu mesela daha bariz bir şekilde anlaşılabilsin diye örneklendirmek istiyorum. Diyelim ki sizin evinizde çok gömlekleriniz var.
zekat vermek istiyorsunuz. Bu gömleklerinizden birkaç tanesini zekat namıyla da vereceksiniz. Bu ikinci el bir gömlektir. Oysa siz o gömleği satın alırken verdiğiniz bir rakam vardı ama evet, sıfır olarak almıştınız evet, onu. Ama şu anda ikinci el bir gömlek niteliğine fiyatı düşmüştür. Fiyatı düşmüştür ama zekat olarak bunu vereceksiniz. Yani bir değeri var. Bunu neye göre hesap edeceksiniz? Siz olarak yani o gömleğin sahibi olarak öyle bir gömleği ama ikinci olarak, ikinci el olarak niteliğine haiz olan o gömleği şu anda almak isteseniz piyasadan kaç paraya temin edebilirsiniz? O gömleğin değeri o. Ama bakın bir de şunu düşünelim. Bir adam vardır ki ikinci el gömlek alım satımı yapıyor. Yani dükkanı vardır. Bu işin ticaretini yapıyor. Hep ikinci el mallar vardır elinde. Bu adam o malların senesi geldi ve zekatını hesap edecek. Elbette içerideki o ikinci el gömlekler hepsi onun için ticari bir maldır. Evet. Onların zekatını verecek. Neye göre hesap edecektir? O adam o an itibariyle o gömlekleri şu an itibariyle satın almak istese, yani piyasadan temin etmek istese kaç paraya temin edebileceği. Bakın sizin temin edebileceğiniz rakam ile o adamın temin edeceği rakam aynı olmaz. Evet. Bu meselede malın değerindeki fark ortaya koyar. Perakende olanla toptan arasındaki fark. Ciddi anlamda bir fark olur. Çünkü o adamın temin edeceği rakam onu toptancı olması itibariyle elbette daha düşe alacaktır. Veyahut da işte bir antikacı olması itibariyle düşe alacaktır. Ama siz onu almak istediğiniz zaman dükkana gireceğiniz için yani belki de bir antika değeri olması itibariyle ki bu antikacılıkta daha fazla bariz ortaya çıkar. Yani elinizdeki bir ürünü antikacıya getirdiğiniz zaman size verilecek rakam ile o reyonda gördüğünüz antika ürünü satın almak istediğiniz zaman size verilecek olan rakam arasında çok ciddi bir fark vardır. İşte burada da meseleyi böyle bakmak gerekir. Yani tekrardan ifade ediyorum. Elinizdeki ürünün zekatını vermek istiyorsanız ve ürün olarak değil de para olarak vermek istiyorsanız o malın an itibariyle kaç paraya temin edebilirsen o onun reel değeridir. Evet. Yani şimdi geçen piyasalarda öyle bir şey oldu ki mesela araç fiyatları 80 liraya almışsınız arabayı. Bir anda mesela fiyatlar bir fırladı. Arabanın fiyatı 110 bin lira oldu. Evet. Şimdi tekrardan o arabayı almaya çalıştığınızda ortalama 100-105 bin lira civarında alıyorsunuz. Sen hesabını ederken onu o fiyattan hesaplayacaksın. Evet. 80'den yani, hesaplayamazsınız. Yani bakın şu da değil. Satmak istediğin fiyattan da hesap edemezsin. Çünkü evet, satmak istediğin fiyat üzerine karını koyduğun bir fiyattır. Daha elde etmediğin bir ticarettir. Yani elde etmediğin, daha tahsil etmediğin bir ticaretin zekatını yüklemek doğru değil. Satın almış olduğun fiyat üzerine bakacak olursak dediğiniz gibi ya çok ucuz almışsınızdır veyahut da çok pahalı almış da olabilirsin. Yani meseleyi şöyle de düşünebiliriz. Özellikle bu tekstil piyasasında çok yaygın. O dönem itibariyle işte bir model oluyor. Baskı oluyor işte şeylerde. Evet. Fiyatları yüksek işte adam diyor ki metresini diyor ben 10 dolardan aldım diyor. Kumaşını 10 dolardan aldım diyor. Yüklü miktarda yatırım yaptım diyor. Ancak sezonda tüketemedim. İkinci sezonda da onun modası geçti. Şu anda onun piyasa değerini 2 dolardan temin edebiliyorsun ama ben 10 dolardan aldım. Şimdi zekatını verirken bu adama dersen ki maliyet fiyatı bu adam fazla elinde yani reel değerini yansıtmayan bir malı fazladan zekat verdirmiş olacaksın. O yüzden alım ifadesi de yanlıştır, satım ifadesi de yanlıştır. Nedir bunun doğrusu? Reel değer. Reel değer nedir? O kişinin an itibariyle o malı kaç paraya mal edebilmeklidir. Bu da kişiden kişiye değişiklik arz edecek. Hani toptancı ve parakendi ifadesini de bu bağlamda anlamış oluruz. Yani burada da hemen şunu da söyleyelim. Zekatını verirken zekat verici, işte yapmış olduğu ticaretteki işten de bir maldan da zekatını verebilir. Mesela un işi yapan bir kişi undan da verebilir. İşte bakkaldaki malzemelerinden de verebilir. Bunu da bir galerici araba ticareti yapıyorsa arabayı da zekat olarak verebilir. Hı-hı. Yani ihtiyaç sahibi birini işte dükkanından benim de zekatım ne kadar işte 30 bin lira. Bu arabanın da şu anda temin etmek istedim zaten 30 liraya mal edebiliyorum. Hı-hı. Ben bunu zekat olarak veyahut da arabanın fiyatı 60 lira tamam 30'unu zekat olarak hesap ediyorum. Bana 30 lira üzerine parasını ödedi şeklinde de bu adama da hı-hı, yani borçlandırarak verelim. Tabii adamın o kadar bir miktar parası varsa zekat alabilir alamaz o ayrı bir konu da. Yani o şekilde bir değerlendirme de olabilir.